أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سvgili kardeşlerim bu tefsir dersinde Nisa suresinin 95. ayeti kerimesini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin. La yestevi müsavi eşit olmaz. Kim müsavi olmaz? El minal müminin müminlerden oturanlar müsavi olmaz Hangileri müstesna bütün oturanlar mı gayru ulit darar zarar sahipleri müstesna hasta olmuş ama olmuş felç olmuş çok ihtiyaç bunlar gibi zarar sahipleri müstesna müminlerden oturanlar müsavi olmaz, denk olmaz. Kiminle denk olmaz? Vel mucahidune fi sebilillah. Allah yolunda cihat edenlerle müsavi olmaz. Evet. Allah yolunda cihat eden bir kimsenin Allah'ın katındaki makamı ve makbuliyeti ile rahat döşeğinde yatan Allah'ın dinine hizmeti terk eden kimsenin makamı mertebesi elbette bir olmaz. Sadece gönlünde cihat arzusu olup hastalık, felç gibi bir zarardan dolayı cihat edemeyenler müstesna. Peki Allah yolunda cihat edenler neyleriyle cihat ediyorlar? Bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim canlarıyla. Allah'ın yolunda malıyla, canıyla cihat eden, Allah'ın dininin hakimiyeti için malını ve canını feda eden müminler elbette oturan müminlerle müsavi olmaz ve eş denk olmaz. Hiç olur mu Birisi Allah'ın yolunda malını harcasın. Diğeri malını kendi nefsi için harcasın. Birisi canını Allah'ın yolunda feda etsin. Ömrünü Allah'ın dinine hizmette geçirsin. Diğerinin ömrü ve hayatı nefsini tatmin etmekle olsun. Birinin ömrü cihat meydanlarında, diğerinin hayatı rahat döşeklerde geçsin. İkisi de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varsın ve Rabbimiz de ikisine aynı muameleyi yapsın. Rabbimiz diyor ki hayır olmaz. O halde aziz kardeşler kim ki rahat koltuğunda otururken Allah'ın dinine hizmet için malını ve canını feda edenler gibi ahirette muamele görmeyi ümit ediyorsa yanılmıştır. Bu makamda rika gazvesinden bahsetmek istiyor. Zatu rika manası yamalılar demek. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile beraber gazveye çıktık. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam orduyu altı şarlı böldü. Sebebi bir bineye altı kişinin düşmesi. Bu altı kişi o bineye sırasıyla biniyordu. Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari Ayaklarımız delindi. Tırnaklarımız düştü. Ayaklarımızın kanlarını ayaklarımıza sardığımız bezler ile kesmeye çalışıyordu. Sonra Ebu Musa el-Eşar susmuş ve demiş ki keşke bunu hiç anlatmasaydım. Yani kalbine şu gelmiş. Acaba benim bu hadiseyi nakletmem bir şikayet olur mu? Bundan korkmuş. Evet, Allah yolunda öyle bir gazve ki o gazveye katılanların ayakları delinmiş, ayak tırnakları düşmüş, ayaklarına bezler sardıkları için de Yamalılar manasında Zat-ı Rika ismini almış. Şimdi aziz kardeşlerim biz Zan ediyor muyuz ki ayaklarımıza Allah yolunda hiçbir toz bulaşmayacak? Daha sonra Cenab-ı Hak bizi alacak, zat-ı rika ashabına dost yapacak. Bu mümkün değil. Bizler Allah yolunda yeni ayakkabılarımızla adım atmayacağız. Cenab-ı Hak delinen ayaklarını bezler ile saran zat-ı rika ashabına cennette verdiği makamları bize de verecek. Kur'an bunu tefsirini yaptığımız ayeti kerime ile reddediyor ve diyor ki müminlerden oturanlar zarar sahipleri müstesna. Allah yolunda malıyla ve canıyla cihat edenler ile müsavi denk olmaz. Faddal Allah-u Teala üstün kıldı. Kimi? El mücahidine bi envalihim ve enfusihim. Malı ve canıyla cihat edenler üstün kıldı kime üstün kıldı? Alel gaidin oturanlara üstün kıldı. Allah yolunda cihat edenler, Allah'ın dini için malını, canını feda edenler oturanlardan üstündür. Ve bu üstünlük Allah'ın üstün kılmasıyladır. Nasıl bir üstünlük? Derece derece bakımından bir üstünlük. Evet. Ve kullen gerçi her birine Allah yolunda cihat edene de etmeyene de vaadallahul husna. Allah güzelliği, cenneti ve mükafatını vaat etti. Bir kimse Allah yolunda cihat etmese de mümin olduğu için cennete girecek. Cenab-ı Hak o kulunu kendi yolunda malıyla ve canıyla cihat etmediği için cennetten mahrum etmeyecek. Ondaki iman sıfatının hürmetine ona cenneti ihsan edecek. Lakin bakın bir defa daha geldi ve faddalallahu al mujahidine al Lakin Allah Teala cihat edenleri oturanlara üstün kıldı. Şimdi Cenab-ı Hak üstünlüğü teker teker beyan ediyor. Ecran azima büyük bir mükafatla üstün kıldı. Başka Deracatim min katındaki dereceler cihetiyle üstün kıldı. Ve mağfire affı mağfireti bağışlanması cihetiyle üstün kıldı. Ve rahme ve rahmeti cihetiyle üstün kıldı. Cenab-ı Hak kendi yolunda malıyla ve canıyla mücadele edenleri büyük mükafat katındaki dereceler mağfireti ve rahmeti cihetiyle oturanlara üstün kıldı. Ve kânallâhu gafûra rahime. Allah gafurdur ve Allah rahimdir. Şimdi bu ayeti kerime de birkaç nokta üzerinde duracağız. Birinci nokta. Ayetin üst kısmında mealen Cenab-ı Hak malıyla ve canıyla cihat edenleri oturanlara bir derece üstün kıldı buyurulduktan sonra Hemen ayetin aşağısında derecelerle üstün kıldı buyrulmuş. Ayetin üst kısmında bir derece geçerken altta dereceler geçmiş. Birbirinden farklı olan bu iki kelimenin manası nedir? Tefsir alimleri bu meseleyi şöyle izah etmişler. Demişler ki bir, üste olan bir derece manasındaki derece kelimesiyle tek bir derece kastedilmemiştir. Bu bir cins isimdir. Bütün dereceleri içine alan bir kelimedir ki altta geçen büyük mükafat, dereceler, af ve rahmet bu cins ismi derecenin izahıdır. İkinci izah. Eğer üstteki kelime cins isim değilse sadece tek bir dereceyi ifade ediyorsa şu mana olur. Allah yolunda cihat edenler zarar sahibi olduğu için cihat edemeyenlerden bir derece üstündür ama zarar sahibi olmadığı halde cihat etmeyenlerden çok derecelerle üstündür. Demek ki yukarıdaki bir derece kelimesiyle hasta, kör, ihtiyar olan zarar sahipleri kastedilmiş alttaki derecelerle üstünlük ile zarar sahibi olmayan müminler kastedilmiş. Üçüncü ihtimal üstteki bir derece ile dünyadaki derece alttaki dereceler ile ise ahiretteki dereceler kastedilmiş de olabilir. Evet Allah yolunda cihat eden cihat etmeyenden dünyada Ganimet alma derecesiyle üstündü. Oradaki bir derece dünyadaki ganimetti. Ama ahirette hadsiz derecelerle üstündür. Çünkü cennette Allah yolunda cihat edenlerin mükafatı nihayetsizdi, hatsizdi. Ve dördüncü mana ki çok güzel bir mana bu. Alimler demişler ki ayeti kerimede iki defa Allah mücahitleri oturanlara üstün kıldı buyurmuştu. İki ifadenin de manası aynı olmayacağına göre ikinci ifadede artı bir mana olmalıdır. O da şudur. Cihadın bir nevisi düşmanla cihattır. İkinci nevisi ise sadece düşmanla cihat değildir. Kişi nefsiyle de cihat eder. İşte nefsiyle ve düşmanla cihat etmek hayatının her safhasında nefsini Allah'a itaat ettirmek için mücadele eden kimsenin cihadı sadece savaş meydanında cihat eden kimsenin cihadından daha yüksekti. İşte bu ihtimale göre mana şöyle olur. Allah yolunda malıyla canıyla cihat edenleri Cenab-ı Hak oturanlara bir derece üstün kıldı. Ama Allah yolunda hem malıyla hem canıyla cihad edip bu cihada nefsini de katanları nefsiyle de her vakit cihad edenleri Cenab-ı Hak oturanlara çok derecelerle üstün kıldı. Bu ayetteki ikinci nüktemiz ve kullen ve adallahul husna Allah her birine hüsnayı yani cenneti güzeli mükafatı vaat etti. İşte Cenab-ı Hakk'ın oturan mümine de mükafatı vaat etmesi ispat eder ki cihat farz-ı ayın değil farz-ı kifaye bir ibadettir. Eğer cihat her Müslümanın üzerine farz-ı ayın olsaydı o zaman farz ayın bir ibadeti terk eden kimseye cennetin vaat edilmesi cahiz olmaz. Cihat farz ayın ve farz kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer düşman Müslüman devlete girmişse o devlette yaşayan silah tutabilen herkese cihat farzı ayın olmuştu. Eğer düşman bir Müslüman devlete girmiş, o devlet kendini savunabilecek güce sahipse o zaman diğer memleketlerdeki Müslümanla cihat farzı kifaye olur. Tabi şu nokta önemli. Biz cihat dediğimizde sadece topla, tüfekle, uçakla cihadı kastetmiyoruz. Belki de asıl cihat ilimle cihat, fikirle cihat. Bir kimse bir hakikati susamış bir gönle ulaştırmak için adım atsa attığı adım mücahidin adımı gibidir. Cihat şudur. Cenab-ı Hakk'ın dinini ve gönüllere ulaştırmak için yapılan her türlü faaliyet. Kitap yazmakla dolu. Savaşmakla dolu. Bir hakikati ders vermekle dolu de ve daha onlarca şekli vardır. Tefsir dersimizi ayeti kerimenin manasını bir daha toparlayarak tamamlayalım. Zarar sahibi olan müminler müstesna, müminlerden oturanlar malıyla ve canıyla Allah yolunda cihat edenler ile müsavi ve denk olmaz. Allahu Teala malıyla ve canıyla cihat edenleri oturanlara bir derece üstün kıldı. Gerçi her birisine mükafatını ve cenneti vaat etti. Lakin mücahitleri oturanlara büyük bir mükafatla katından derecelerle mağfiretle ذا رحمة لا الله غفور ورحيم رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تقبل منا بهومة الفاتحة